Herkese merhaba çocuklar. Üsküp Eğitim Kurumları 8. sınıf öğrencileri için hazırlamış olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Nisan ayına ait çalışma sorularından İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu 30 soruyu bugün hep beraber çözeceğiz. Genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse eğer, içerisinde çok kolay sorular da var, zorlayıcı sorular da var. Ama genel olarak örnek sorularla karşılaştırdığımızda bir tık daha kolay olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi hazırsak ilk sorumuzla başlayalım. İnternetten alışveriş yapan Arzu Hanım'ın karşılaştığı ürünlerin birim fiyatları cebirsel olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. İşte kolonya varmış 3x-5 liraymış, dezenfektanın ücreti, maske ve lateks eldivenin fiyatları burada yazıyor çocuklar. Arzu Hanım 2 tane kolonya. Şimdi çocuklar kolonyanın bir tanesinin fiyatı buysa, 2 tane kolonya alıyorsa Arzu Hanım bunu 2 ile bizim çarpmamız gerekecek. Hatta şunu da parantez içerisinde alalım daha kolay olsun. 4 tane dezenfektan, bunu 4 ile çarpacağız. 2x artı 3 adet maske, 2x artı 3 adet, bunu da çarpacağız yine. Ve 4x eksi 5 adet lateks eldiven almıştır. Bunu da 4x eksi 5 yazıyorum. Hop. Arzu Hanım'ın yaptığı alışverişin toplamının TL cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerin hangisine özdeştir? Hepsini tek tek çarpacağız, ardından toplayacağız çocuklar. Hemen 2'yi dağıtmamız gerekirse 6x eksi 10 olacaktır. 4'ü dağıtırsak burada 4 ile 2x çarptım. 8x artı 4 ile 3 çarptım. 12. Şimdi burada ikili bir çarpma yapmamız gerekecek. Önce 2x dağıtıyorum. 2x ile 4x çarptım. 8x kare. 2x ile eksi 2 çarptım. Eksi 4x. Şimdi artı 3'ü dağıtmaya başlıyorum. 2x'i bitirdim. 3 ile 4x çarptım. Artı 12x. 3 ile eksi 2 çarptım. Eksi 6 olacak. Benzer terimler var şurada çocuklar. Orta kısmında. Şu benzer terimleri kendi arasında işleme sokarsak. 8x kare. 12x'den 4x çıkarsa 8x. Eksi 6 olacak. Son olarak şurada bu karışmasın diye farklı bir renk kullanalım. 4x eksi 5 ile gene x eksi 3 ile dağıtırsak önce 4x ile x'i çarpıyorum. 4x kare. 4x ile eksi 3 çarptım. Eksi 12x. Şimdi eksi 5 dağıtmaya başladım. Eksi 5x artı 15 olacak. Yine ortada benzer terimler var. Bunları işleme sokacak olursak 4x kare eksi 17x artı 15 olacak çocuklar. Şimdi ne yapacağız? Bunların hepsini toplamamız gerekiyor. Toplamamız gereken ifadeler şunlar çocuklar. Burada 6x eksi 10 var. 8x artı 12 var. Karışmasın. 8x kare artı 8x eksi 6 var. 4x kare eksi 17x artı 15 var. Şimdi önce x karelerden başlayalım. 8x kare burada var. 4x kare burada var. Ne olacak? 12x kare. X'lere gelecek olursak 6x, 8x daha 14x. Bir 8x daha ekledim. 22x, 17x çıktı. 22x'den 17x çıkarsa artı 5x olacak. Devam edelim. Son olarak sabit terimlerimiz var. 12'den 10 çıktı. 2. 15 ekledim. Hatta şöyle yapayım daha kolay olsun senin için. Önce artıları toplayayım. 15, 12 daha. 27 olacak. 10, 6 daha. Eksileri kendi arasında topluyoruz. Eksi 16 olacak. O zaman 27'den de 16'yı çıkartırsak 11 olacaktır. O zaman cebirsel ifademiz 12x kare artı 5x artı 11 olacak. Doğru şıkkımız A şıkkı olacak. İkinci sorumuz biraz zorlayıcı, biraz düşünmemiz gereken bir soru. Birim karelerin içerisinde üslü ifadelerden aşağıdaki verilen kurallara göre yerleştirecektir. Buraya sayılarımızı yerleştirecekmişiz. İçerisinde çarpım sembolü bulunan karelerdeki üslü ifadeler kendisiyle ortak kenara sahip. Karelerdeki üslü ifadelerin çarpımına eşittir demiş. Mesela örnek vermek gerekirse çocuklar, burada A'yı bulabilmek için kendisiyle ortak kenara sahip kare nerede var? Bakın şuradaki kare, şuradaki kare ile şuradaki kenara, karenin ortak kenarı burası. O zaman bunu alacağım. Gene A için şurası var. Şunu almam gerekiyor. Ortak kenar burada var. Yani şu üçünü çarptığımda A'yı bulacakmışım. Ve bu şekilde B için de x için de 3 üzeri eksi 2 için de bunlara devam edecekmişim. Peki içerisinde bölüm sembolü bulunan karelerdeki üslü ifadeler kendileriyle ortak kenara sahip karelerdeki büyük üslü ifadenin küçük üslü ifadeye bölümüne eşittir. Bölmede de yine aynısını yapacakmışız. Boş birim karelerin içerisine yerleştirilebilecek üslü ifadeler 27 üzeri eksi 2, 9 üzeri eksi 2, 9'un karesi 3 üzeri 5 üzeri 6'da demiş. Peki
Yukarıdaki tabloya göre A çarpı B işleminin sonucunu alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar öncelikle burada şunu yapmamız gerekiyor. Buradaki sayılara, üstü ifadelere baktığımızda hepsi 3'ün bir kuvveti. Tabanları 3 olacak şekilde yazarsak bakın 27 3'ün 3. kuvvetidir. Üzerinde bir eksi 2 varsa üstün üstü geldi üstleri çarpıyorum. 3 ile eksi 2 çarparsam 3 üzeri eksi 6 esasen burası. Şurası aynı mantıkla 3'ün karesine eşit üzerinde bir eksi 2 varsa 3 ile 2 ile eksi 2 çarparsam eksi 4. 3 üzeri eksi 4 burası. Burası aynı mantıkla çocuklar 3'ün 3 üzeri 4 olacak. Burası zaten 3 üzeri 5. Burası da 3 üzeri 6. Yani buradaki sayıları aslında yerleştirirsem daha kolay işlem yapacağımdır. Şimdi biraz denemek gerekiyor çocuklar. Yani zorluğu sorunun buradan geliyor. Denediğimizde şu şekilde yazdığımızda en küçük bizden istemiş olduğu en küçük değere ulaşmış oluyoruz. Buraya 3 üzeri 6. Buraya 3 üzeri 5. Buraya 3 üzeri 4. Buraya 3 üzeri eksi 4, şuraya ise 3 üzeri eksi 6 olarak yerleştirirsem. Bu durumda benden istemiş olduğu en küçük değere ulaşmış oluyoruz. Neyi istiyordu bize arkadaşlar? A çarpı B'nin değerini soruyordu. Buradan A değeri, şuradaki işlemleri 3 üzeri 6 çarpımlarına eşitti. 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri eksi 4 yaparsak eğer, tabanları aynı üstleri toplayacağım. 6, 5 daha 11. 4 çıktı. 7 olacak. B'yi bulmak için B'de de bu sefer bölme işlemi yapıyorduk. Neyi neye böleceğim? Ortak kenarlar burada ve burada çocuklar. Dolayısıyla burada da büyük olan üstü küçük olan üste bölmem gerekirse yani 3 üzeri 6'yı 3 üzeri 5'e bölmem gerekirse bu sefer bölme işleminde kuralımız şuydu. Tabanlar aynısı üstler çıkartılırdı. 6'dan 5 çıkarttım. 3 üzeri 1 olacak. Bu durumda A çarpı B işlemini soruyor bana. Şöyle bir çizgimi çekeyim. A ile B'nin çarpımı. A'yı 3 üzeri 7 bulduk. B'yi de 3 üzeri 1 bulduk. Sonuç 3 üzeri 8'e eşit olacak. Bu şekilde ben yerleştirdiğimde en küçük değeri bulmuş oldum çocuklar. Üçüncü sorumuz. Aşağıda daire grafiğinde 2018 yılına ait bir otomobil fabrikasındaki farklı modellerin üretim sayılarının dağılımı gösterilmiştir. Buradaki grafikte otomobil modellerin üretim sayısı verilmiş çocuklar. Tabi dairenin tamamı 360 derece olacağını anlıyor. Şuraya da hemen yazalım aklımızdayken. 180 daha 180, 40 daha 220, 360'dan 240 çıkartırsam eğer burası da 140 derece olacak. Doğru mu yaptık? 180, 220, 360'dan 220 çıkarttım. 140 derece olacak. Peki devam edelim. Sağdaki grafikte ise 2019 yılında 2018 yılına göre üretim sayılarının değişimi otomobil modeli bazında aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. İşte A model araçtan ne yapmışız çocuklar? Üretim sayısı eksi 50 azalmış. Doğru mu? 50 azalmış. Peki B 30 artmış, C 60 artmış, D ise ne olmuş? 40 azalmış diye düşünebiliriz. Peki. Devam edelim. 2019 yılında A model otomobilden 270 adet üretilmiştir. Şimdi bir bakalım 2019 yılı neredeydi? Buradaydı. A'ya kaç yazacakmışım? 270 yazacakmışım çocuklar. A'ya 270 yazdım. Bu durumda şöyle bir değerlendirecek olursam eğer diğerlerini de aynı şekilde belirleyebilirim. Nasıl belirleyebilirim? Şimdi A modeli 2019'da 270 satmışsa ve de 50 eksilerek 270 satmışsa bu durumda 2018 yılında 50 fazla satmış olacak. O zaman gideyim 2018 yılına 50 fazlasını yazayım. A model araç 2018 grafik burada. Şuraya yazalım çocuklar. Aynı renk denk geliyor. Burası 320 olacak. Doğru mu? Şimdi 320 olacağından dolayı artık diğerlerini de ben hesaplayabilirim. Diğer model araçlar. Çünkü 80 derecelik açı 320 adete denk geliyorsa 100 dereceyi de 140 dereceyi de 40 dereceyi de bu noktada hesaplarız. Kimi hesaplayalım biz? Bizden C model arabayı sorduğundan dolayı direkt C ile biz devam edelim çocuklar. C ile nasıl devam edebiliriz? C kırmızı ile gösterilmiş. Şimdi burası 80 derece 320 ise 40 derece 80'in yarısı olacak. Dolayısıyla burası da 320'nin yarısı 160 olacak. Şimdi 2018'de 160 adet ben üretim yapmışsam hemen 2019'a bakıyorum. C'de ne olmuş? 60 artmış. O zaman 160 ne olacak çocuklar? 220 olacak. Doğru mu?
Peki, 220 adet de burada ürettim. Soruda benden ne istiyor? 2019 yılındakileri daire grafiğinde gösterdiğinde C'ye ait olan açı ne kadar olur diye soruyor. Bunu hesaplayabilmemiz için çocuklar 2019 yılında toplam üretilen araba sayısını da gene hesaplamamız gerekiyor. Burada B, şunları da yine aynı şekilde yazacak olursak çocuklar, bunun 400 olduğunu, bunun da 560 orantı kurarak 560 olduğunu göreceğiz. Şurada da artmış ve azalmış miktarlarını yazacak olursak, şimdi B'ye geldim. B hangisiydi? Sarıydı. 2018 yılında 560'tı. 30 artmış. O zaman burası 590 olacak. D'ye baktım. D turuncu çocuklar 400. Ne olmuş? 40 azalmış. Bu durumda da 360 olacak burası. Şimdi şunların hepsini bir toplayalım bakalım. Ne olacak? 270, 590 yani 2019 yılında üretilen ne kadar aracım var? Bunu bir belirleyelim. Bunların hepsini topladığımızda da çocuklar 1440 adet otomobil çıkacak. Şimdi neyi arıyoruz biz? 1440 derecede çocuklar. Değil mi? Tamamını 360 derecede 1440 adet otomobil göstereceğim. Bana neyi soruyor? C'yi soruyor. Bu durumda C'de 220 adet varsa bunun açısı ne kadar olur diye bunu merak ediyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak eğer x çarpı 1440 eşittir 360 çarpı 220. Şöyle iki tarafı hemen direkt 1440'a bir bölelim çocuklar. Sadeleşme işlemleri olacaktır çünkü. Şimdi 36 ve 144 olarak bunları şu birer tane sıfır bir götürelim önce. 36 ve 144 çocuklar. Her ikisi 36 ile sadeleşiyor. 36'yı 36'ya böldüm. 1. 144'ü 36'ya bölersem eğer kaç çıkacak? 2 olsa 4 çıkacak. O zaman x eşittir 220 bölü 4 olacak. 220 de 4'e bölersek 55 çıkacaktır. Demek ki C otomobiline ait 2019 yılında gösterim daire grafiğinde 55 derecelik bir açıya sahip olacak çocuklar. Sonraki sorumuz şekil 1'de karekök 2 santimetre kalınlığında karekök 18 metre. Bak dikkat edelim. Bunu santimetre vermiş, bunu metre olarak vermiş. Uzunluğunda bir tahta parçası verilmiştir. Marangoz Sami Bey bu tahta parçasını keserek boyutları 42 kök 2, 47 kök 2 ve kök 2 santim kalınlığındaki dikdörtgen şeklinde şekil 2'deki gibi çerçeveler yapmıştır. Şimdi arkadaşlar tahtamız bu. Oluşturacağımız şekil ise dikdörtgen şekil ise sağ tarafta. Bunun da kenar uzunlukları şu şekilde olacakmış. Şimdi burada ilk dikkatimizi çeken hocam bu kök 18 küçük bir şey gibi duruyor. Burası ise ya 47'ler var, 42'ler var, büyük bir şey var. Bunun sebebi şu çocuklar. Bu metreyi bizim santimetreye çevirmemiz gerekiyor. Bak burada dönüşüm bize vermiş. Ama ondan önce şu karekök 18'i a kök b şeklinde yazarsak 9 çarpı 2'dir burası. 9 dışarı 3 olarak çıkacak. 3 kök 2 metre olacak. Bunu santimetreye çevirebilmem için de ne yapmam gerekiyor? Bunu 100 ile çarpmam gerekiyor. Tabii ki bunun 100 katını alırsak 3'ü 100 ile çarptığımızda 300 yanında da kök 2 gelecek. 300 kök 2 santimetre olacak. Dolayısıyla bu tahta parçası yani kök 2'ye 300 kök 2 santimetre uzunluğundaki tahta parçasını biz keserek yandaki dikdörtgenleri oluşturmaya çalışacağız. Şimdi yandaki dikdörtgenleri oluştururken de şöyle bir ince bir ayrıntı var çocuklar. Şunun uzun kenarı uzunluğu 47 kök 2 ama burada kullanacağımız tahta bakın şuradaki uzunluğa sahip. Şurada ise bir fazlalığı var. Ne kadarlık bir fazlalığı var? Bunun genişliği kadar. Yani kök 2 santimetrelik bir fazlalığı var. O zaman şuradaki kısım neye tekabül edecek? 46 kök 2'ye tekabül edecek. Burası da yine aynı şekilde 46 kök 2 olacak. Üst tarafa baktığımda şurada da yine bir kök 2'lik bir fazlalık var. O zaman şuradaki uzunluk çocuklar bunun bir eksi 41 kök 2 santimetreye eşit olacak. Burası 41 kök 2 santimetreye eşit olacak. Şimdi soruda bana diyor ki Marangoz Sami Bey bu çerçevelerden 8 adet sipariş almış ve çerçevede tahta parçaları üst üste gelmemiştir. Yani tam olarak bunlar kullanılmıştır. Buna göre Sami Bey bu iş için kaç adet şekil 1'deki tahta parçasından kullanmıştır diyor. Burada bir tanesini hesap edecek olursak çocuklar. Şimdi bir tanesinde ne var? Bakalım. 41 kök 2 var. Bir 41 kök 2 daha var. Neleri yazdım? Şu an çevresini hesaplıyorum çocuklar. 41 kök 2, 41 kök 2. Şuralarda ise 46 kök 2 ve 46 kök 2 var.
Peki, bunları bir toplayalım bakalım. Tabii bunları toplarken kök 2'ler bir kenarda duracak. Biz 41, 41, 46, 46'yı toplayacağız. Şimdi 41 ile 41'i topladığım şurası ne olacak? 82 kök 2 olacak. Şu ikisini topladığım 46 ile 40, 92. Doğru mu? 92 kök 2 olacak. 45, 45. Evet. 82 ile 92'yi topladığımda bu durumda 174 kök 2 santimetre olacak. Yani bunun çevresi çocuklar 174 kök 2 santimetre çıktı. Şimdi bunun çevresinden bana 8 adet gerekiyor. Neden 8 adet? Çünkü 8 tane siparişim var. Dolayısıyla 174 kök 2'yi 8 ile çarpacak olursak, tabii nasıl çarpıyoruz? 174'ü 8 ile çarpıyoruz. Yanına kök 2 ekleyeceğiz. Bu durumda çocuklar 1392 kök 2 santimetre olduğunu görmüş olacağız. Şimdi toplamda 1392 kök 2 santimetre uzunluğunda bana bir tahta gerekiyor. Peki bir tanesinin uzunluğu ne kadardı? Şunu şöyle bir gösterelim. Bir tanesinin uzunluğu 300 kök 2 idi. 1392 için kaç tane gerekiyor? Şöyle bir düşünecek olursak bak 300 kök 2 yazıyorum. Bundan 4 tane kullansam 4 ile 3 çarptım yani 300 çarptım 1200 olmuyor. 5 tane kullanmış olsam 1500 bu durumda oluyor. Hocam fazla olan kısım var. Evet fazla olan kısmı da kullanamayacağız ama bunu 5 ile çarptığımızda çocuklar 1500 kök 2'lik kısım elde edilmiş olacak ve bunun yani istediğini tamamıyla karşılamış olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacak. Kenar uzunlukları 3x artı 4 birim olan kare şeklindeki kağıt. Şurası 3x artı 4'müş. 3x artı 4'müş. Her tarafı 3x artı 4 arkadaşlar. Şekil 1'deki kağıdın sol kenarına 3 birim uzaklığındaki doğru boyunca katlanıp şekil 2 oluşturuluyor. Şurada 3 birim uzunluğuna bir katlayacakmışız. Bunu buraya getirecekmişiz arkadaşlar. Şuraya bir yere hatta bunu çizelim. Şuradan tam olarak katlayacakmışım. Peki. Daha sonra üst kenara x eksi 1 birim uzunluğundaki doğru boyunca tekrar katlanarak. Bu sefer çocuklar ikinci katlama işlemini yapıyor. Buradan dikeyden yapmıştı. Şimdi yatay bir şekilde üzerine katlayacak. Bunu da buraya getirecek. Tabi burası da x eksi 1 olacak. Şekil 3 oluşturuluyormuş. Pekala. Son olarak şekil 3'teki kağıtların üst üste geldiği ve gelmediği kısım makasla kesilerek bir yüzü boyanıyor demiş. Boyama kısmını da bize burada göstermiş. Buna göre boyalı bölgelerin alanları farkını birim kare cinsinden verilen cebirsel ifade aşağıdakilerin hangisine özdeş olabilir demiş. Şimdi çocuklar katlama işleminde bir şeye bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şuradan 3 birimlik sen bir katlama yapıyorsan bu 3 birimlik kısım şurada da 3 birimlik bir kısma üzerine denk geleceğinden dolayı şurada toplamda 6 birimlik bir kayıp olacak. Bak bunu evde yani eline bir peçete, bir kağıt alarak ardından da makasla keserek bunu gözlemleyebilirsin. Hatta şiddetle tavsiye ediyorum bak. Bir şeyler kafanda çok rahat oturacak. Bu tarz katlama sorularında aklına ilk gelmesi gereken hususu çözmüş olacaksın. Dolayısıyla burada 6 birimlik bir kayıp olacak. Şimdi bunun tamamı 3x artı 4 ise 3x artı 4'ten ben 6 çıkartırsam ne olur? Tabii 4'te eksi 6 işleme sokacaksın. 3x eksi 2 birim olur arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki kısmımız ve şuradaki kısmımız çocuklar ne olacak? 3x eksi 2'ye eşit olacak. Şurası da 3x eksi 2 olacak. Pekala. Devam ediyorum. Şuradan x eksi 1. Şuradan rengimizi bir değiştirelim. Net gösterelim. Buradan x eksi 1'lik bir kısım. Bunun üstüne katlarsam burada da bir x eksi 1'lik bir kısım olur. Dolayısıyla şunun tamamı x eksi 1 burada x eksi 2 x eksi 2 2 özür dilerim. 2x eksi birimlik bir kaybın olur. Dolayısıyla şunun tamamı da 3x artı 4'te hatırla. 3x artı 4'ten çıkartırsam eğer neyi çıkartacağım? 2x eksi 2'yi çıkartacağım. O da eşittir. Bak burada eksiye dikkat edeceksin. İçeriye her ikisini dağılacak. 3x artı 4 eksiği dağıtıyorum. Eksi 2x. Eksi ile eksi 2'yi çarptım artı 2. Şimdi 3x'ten 2x çıktı. 1x. 4 ile 2 işleme soktum artı 6. O zaman şurası da ne olacak çocuklar? Şuraya kalan kısım x artı 6. Burası da x artı 6 oldu. Süper. Neden süper? Çünkü mavi kısmın alanını hesaplamak için bir dikdörtgen şeklinde kısa kenar çarpı uzun kenar yapacağımdan dolayı kısa kenarını da buldum, uzun kenarını da buldum. Az sonra bunları çarpacağız. Şimdi yalnız şu sarı bölgeyi de bir halledelim çocuklar. Sarı bölgede şuradaki uzunluk neydi? Bunu biliyorsunuz zaten. Burada 3 birim demişti bize. Doğru mu? O zaman buraya direkt 3 birim yazıyorum. Şuradaki uzunluk da zaten x eksi 1'e eşitti değil mi? Şurada tam karşıdan bakarsam burası x eksi 1'e eşit. O zaman şu sarı
Hesaplayalım. 3 çarpı x eksi 1. Kolay olandan başladık. 3 x eksi 3 olacak. Tamam. Şimdi maviye hesaplayalım. Mavide ikili bir çarpmamız var. X artı 6 çarpı 3x eksi 2. İkili dağıtma yapacağım. Önce x'i dağıtıyorum. X'te 3x çarptım. 3x kare. X'e eksi 2 çarptım. Eksi 2x. Şimdi 6'yı dağıtmaya başlıyorum. 6 ile 3x çarptım. Artı 18x. 6 ile eksi 2 çarptım. Eksi 12. Şurada benzer terimler var. İşleme sokuyorum. 3x kare artı 16x eksi 12 olacak. Şimdi şu da mavi olan kısım. Bana neyi soruyor? Farkını soruyor. Farkını sorduğundan dolayı ne yapayım ben burada? Birbirinden çıkartayım partilerinden dolayı. Şunu şundan çıkartayım çocuklar. 3x kareden x kareli herhangi çıkartacak bir şey yok. Direkt 3x kare. Kafadan çıkartıyorum bak dikkat et. 16x burada 3x var bak çıkartma işlemi yapacaksın. Dolayısıyla ne olacak buradan? 13x gelecek. Eksi 12'den eksi 3'ü çıkartacaksın. Ha buraya bir dikkat edeceğiz. Neden? Eksi 12'den eksi 3'ü çıkartacaksın. İki tane eksi burada ne yapacak? Artı yapacak. Dolayısıyla eksi 12 artı 3 işlemini sorduğundan dolayı eksi 9'a eşit olacak. Burası da eksi 9 oldu. Şıklara bakalım. 3x kare artı 13x eksi 9 D şıkkında var olduğunu görüyoruz. Her adımda bir ayak boyu ilerleme oyununda birinci oyuncunun ayak boyu 12 santimetre. Burada göstermiş. İkinci oyuncunun ayak boyu 15 santimetredir. Oyuncular adımlama yaparken ayaklarının arasında boşluk bırakmamıştır. Peki. Eşit sayıda adımlar atarak birbirlerine çizgi doğrultusunda ilerleyen bu oyuncular son adımlarını attıklarında aralarındaki mesafenin tamamen kapanmış ve ayak uçları tam birbirine değmiş arkadaşlar. Hatta ayakları birbirlerinin üzerine çıkmıyor. Başlangıçta aralarındaki mesafe 2,5 metreden az. Hemen 250 santim yazıyorum. Çünkü bunları santim olarak vermiş. Bunu da santim olarak yazmam gerekiyor. 1 metre de 100 santim yani 2 tane 0 ya da 2 defa 10 ile çarpıyorsun ya da 100 ile çarpıyorsun. Bu mesafe kısa olduğuna göre bu mesafe en çok kaç santimetre diyor. Arkadaşlar çok kolay bir soru. Bu arkadaş bir adım attığında 15 santim atıyor. Bu arkadaş bir adım attığında 12 santim atıyor. O zaman 15 ile 12'yi toplarsam 27 santimlik. Yani birer adım attıklarında birbirlerine 27 santim yaklaşıyorlar. Eşit sayıda da adım attıklarından dolayı 250'nin içerisinde kaç tane 27 var diye bakacağım. 250 bölü 27 diyelim. Ne olacak çocuklar? Şöyle bir düşünürsek. 10 olsa 270 olur. Olmuyor. 9 olacak mecbur. 9 ile çarpın. 9 kere de 63. Elde var 6. 9 kere 2 18. 243 çıkarttım. 7 kaldık. Kalan kısım beni ilgilendirmiyor. Çünkü 250'den kısa dediğinden dolayı 27'nin 250'den küçük en büyük katı 243 oluyor. Demek ki aralarındaki mesafe 243 santimetre olacak. 7. sorumuz farklı harflerle isimlendirilmiş dikdörtgensel bölgelerin bir yüzeylerin alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Burada A'nın alanı 56, B'nin 48 şeklinde devam ediyor çocuklar. Dikdörtgensel bölgelerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıymış. Peki bu dikdörtgenlerin tamamı kenarları çakıştırılarak üst üste gelmeyecek şekilde yeni bir dikdörtgen bölge oluşturulmuştur. Bu yeni oluşturulmuş dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir diyor. Şimdi çocuklar soruyu başlamadan önce benim sana bir şey anlatmam gerekiyor. O da şu. Mesela örnek veriyorum. Atıyorum tamamen. Alanı 20 santimetre kare olan bir dikdörtgen düşün. Şimdi bunun kenar uzunlukları ne olabilir? Alanı 20 ise eğer kısa kenar çarpı uzun kenar 20 olması gerekiyor. İlk aklıma gelen 1'e 20 olabilir. Peki burası da 1 olacak, burası da 20 olacak. Peki bunun çevresinin uzunluğu, yani tüm kenar uzunluklarını toplarsam 1, 20, 42 olacak. Doğru mu? İkinci bir durum ise şu. İşte dikkat etmemiz gereken husus şu. Buraya alanı 20 ise buraya 4, buraya 5 de yazabilirim. Sonuçta çarpımlar gene 20 oluyor. Bu durumda buraya da 4, buraya da 5 yazdığımda tüm kenar uzunluklarını topladığımda çevresinin uzunluğu 5, 9, 18 santimetre olacak. İlginç değil mi çocuklar? Yani alanı 20 santimetre kare iki dikdörtgeninde ama çevrelerinin uzunlukları farklı çıkabiliyor. İşte böyle bir kaide var. Önceki yıllarda biz bunu görmüştük. Eğer çarpımları sabit olan iki sayı varsa yani alanı sabit olan bir dikdörtgen var. Bunun çevresinin en uzun, en büyük olmasını istiyorsan sayıları birbirinden mümkün olduğunca uzak seçiyorsun. Çevrenin en kısa olmasını istiyorsan bu durumda sayıları birbirine en yakın seçiyorsun. Şimdi burada da bize soruda diyor ki dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir diyor. En az kaç santimetre kare dediğinden dolayı buradaki alanları biz mümkün olduğunca
kenar uzunluklarını birbirine yakın seçeceğiz. Yani 56 ya bunun alanı. 1 çarpı 56 da seçebilirsin kenar uzunluklarını. Biz bunu seçmeyeceğiz. Birbirine yakın en iki sayı ne var? 7 ve 8 var. O zaman 7 ve 8 yani kısa kenarın 7, uzun kenarın 8 seçtim. Alanı 48 ise 6 çarpı 8 seçtim. 24 ise 4 çarpı 6 seçtim. 52'de çocuklar mecburen 4 çarpı 13 seçiyoruz. 2 çarpı 26 da var ama az önce anlattığımız mantıktan işimize gelmiyor yine. 28'de ise 4 çarpı 7 seçtim. Şimdi kenarları kısa kenar ve uzun kenarlar bu şekilde. Bunları kullanarak yeni bir dikdörtgen oluşturmaya çalışacağız. Soru biraz zor arkadaşlar. Yani denemeniz gerekiyor. Zorlayıcı bir soru. Onu söylemek istiyorum. Şimdi dikkat et. Şu ikisini bir alalım biz. Çünkü bunların birer kenarları ortak ya. Bak şurası 8 santimetrelik bir kenar olsun. O zaman bir tanesine 7 koydum. Bir tanesine 6 koydum. Bak burası da 8, burası da 8 oldu. Tamam mı? İki tane dikdörtgeni bu şekilde yan yana koyarak yeni bir dikdörtgen oluşturabildim. Şimdi devam edelim. Daha başka ne yapabilirim? Bak şunun uzun kenarı ne oldu? 13. Bunun kısa kenarı 8. 13 yapabileceğim. Bak şu var. Görüyor musun? Uzun kenar 13 olacak şekilde şuraya koyayım. Burası 13 oldu. Şurası ise ne oldu? 4 oldu. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde. En sonunda şu ikisi kaldı çocuklar. Kısa kenarlardan oluştursam 4, 4, 8. Bunun yanına gelecek bir dikdörtgen şekli olmayacak. Heh. Uzun kenarları topladığında yan yana koyduğunda 6, 7 daha yine 13 yapıyor çocuklar. O zaman şöyle bir dikdörtgen gene oluşturabilirim. Bak dikkat et. Bunların ortak kenarları 4. Buraya 4 yazdım. Gene şöyle bir ortadan kırdık. Buraya 7. Buraya 6 yazabiliyorum. Gene topladığımda şurası da gene 13 oluyor arkadaşım. Şimdi dikdörtgenimizi oluşturduk. Yeni dikdörtgenimiz artık bu. Şöyle ben sana bunu bir çizeyim. Yeni dikdörtgenimiz bu olduğundan dolayı bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu bize soruyor. Dolayısıyla bunun ne oldu kısa kenar? 16 oldu. Burası 13. Burası da 16. Burası da yine 13 oldu. Bunların tüm kenarlarını toplarsak çevre eşittir. 16 ile 13 topladık. 29. 2 ile çarptım. 58 santimetre olacak çevresinin uzunluğu en az. Top oynamak için dışarı çıktığında topunu evde unuttuğunu fark eden Pınar, topunun balkondan atılmasını istemektir. Klasik hepimizin yaptığı bir şeyi yapıyor arkadaşlar Pınar. Topun yerden 2 üzeri 4 metre yükseklikten, burada göstermiş, serbestçe aşağı bırakıldığında yere çarptıktan sonra her defasında bir önceki yüksekliğin 8'de 1'i kadar yükseldiğine göre. Şimdi 8'de 1 ne demek arkadaşım? 1 bölü, şimdi 2'nin kuvvetleriyle işlem yapacağız, çok belli. 1 bölü 2 üzeri 3 demek. O da eşittir. 1 bölü üstteki eksiden geliyor demiştik. 2 üzeri eksi 3'e eşit olacak. Yani 2 üzeri eksi 3'ü kadar yükseldiğine göre demiş. Top 3. kez çarptıktan sonra topun çıkabileceği yükseklik metre cinsinden en fazla aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar ilk başlangıçta top atılacak. Başlangıç. Sonra birinci sefer, birinci çarpma diyelim biz buna. Sonra ikinci çarpma ve üçüncü çarpma diyelim. Şimdi başlangıçta neydi bu? 2 üzeri 4 metre. Doğru mu? 2 üzeri 4 metre. Şimdi birinci çarpmada 2 üzeri eksi 3'ü kadar yani 8'de 1'i kadar yükseldiğine göre o zaman bizim burada yapmamız gereken şey arkadaşlar şu. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 3 yapmamız gerekiyor. O da eşittir. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 4'ten 3 çıkarttın 2 üzeri 1. İkinci çarpmada 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri eksi 3 yapacağım bu sefer. Tabanlar aynı üstleri topladım yine 2 üzeri eksi 2'ye eşit olacak. Son olarak 3. çarpma 2 üzeri eksi 2 çarpı bunu bulduk çünkü hep buralara yazdık. 2 üzeri eksi 3 o da eşittir. Tabanlar aynı üstleri topladım 2 üzeri eksi 5'e eşit olacak. Kolay bir soru. Su kıtlığı durumu ülke veya bölgede kişi başına düşen su miktarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır. Peki yıllık kişi başına düşen su miktarına göre su kıtlığı durumu. Arkadaşlar kişi başına düşen 1700 metreküpten fazlaysa su sorunu yokmuş. 1000 ile 1700 arası su sıkıntısı var şeklinde devam ediyor. Su sıkıntısı durumu var olarak belirlenmiş bir bölgede yıllık 25.5 milyar metreküp su kullanılabilmektedir. Şimdi ne demek bu? Su sıkıntısı varsa, su sıkıntısı var nerede? Burada. Bak, bizim işimiz buradaki satırla, diğerlerde hiçbir işimiz yok. Buna göre bölgenin nüfusunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bu durumda arkadaşlar bizim 4 işlemden bir tanesini yapmamız gerekiyor. Bir bölme işlemi yapmamız gerekiyor. 25.5 milyarı 1700 ile 1000 arasında bir değere bölmemiz gerekiyor. Ne demek bu?
bu aralıkta bir değere bölmek. Yani şunu yapabiliriz. 25,5 milyarı 1700'e böleriz. Sonra 1000'e böleriz. Bir aralık bulabiliriz. Nüfusun aralığı olacak. Ondan sonra da şıkları işaretleyeceğiz. Şimdi şu 25,5 milyardan bir başlayalım. 25,5 milyar. Milyarda 9 tane sıfır var arkadaşım. Milyar eşittir 9 sıfır. O da eşittir 10 üzeri 9 demek. Çarpı 10 üzeri 9. Bak şu an 25,5 milyar yazdım. Bölü. Ne yapacağız çocuklar? Önce 1700'e bunu bir bölelim. 1700. O da eşittir diyelim. Şimdi genelde tam sayıyı sevdiğimizi söylemiştik. Şunu bir 255 yapalım. 255 çarpı 10 üzeri 8 oluyor. Yani buradan bunu bir büyüttüm, bunu bir küçülttüm. Mantığımız buydu. Bölü 1700. Şimdi şunu yapabilirim. Ya şuradan birer tane sıfır götürsem. Burası ne olacak? 7 olacak. 255'i de 170'e böldüğünüzde arkadaşlar bir kenarda bu bölme işlemini yaptığımızda yaklaşık olarak 1,2 civarında bir şey çıkıyor. 1,2 çarpı ne olacak? 10 üzeri 7 olacak. Bu birinci aralığımız. 1700'e böldüğümüzde çıkan işlem. Tamam mı? Yani ne demek bu? Bölge nüfusu en az bu kadar olmalı. Çünkü 1700'e böldük. Şimdi 1000'e bölelim bakalım. 25,5 çarpı 10 üzeri 9 bölü. Bu sefer ne yapacağım? 1000 bölü 1000 yapacağım. 1000 ne demek arkadaşlar? 10 üzeri 3 demek. 3 tane sıfır var çünkü. Yukarıdakiyle bunları da sadeleştirirsem burada ne olacak? 10 üzeri 6 kalacak. O zaman 25,5 çarpı 10 üzeri 6 olacak. O da eşittir diyelim. Bilimsel gösterim dediğinden dolayı baştaki sayıyı 1 ile 10 arasında getirmemiz gerekiyor. Bunu da 1 virgül kaydırırsam 2,55 çarpı 10 üzeri 7 olacak. Ne yaptım? Bunu bir küçülttüm. Bunu bir büyüttüm. Eşitliğin sağlanabilmesi için. O zaman aralıklarımız şu olmalı arkadaşlar. 10 üzeri 7'ler zaten ortak. 1,2 ile 2,55 arasında olmalı. Tabi 10 üzeri 7'leri de yanında olacak. Bakalım. 1,7 ile 2,55 bu olmaz. Çok büyük. Bu da büyük. Ha bu 2,3 olabilir. Bu ikisinin aralığında bak. 1,2 de tam sınırda olduğunu anlayıp bu da olmayacak. Doğru cevabımız C şıkkı olacak çocuklar. Ayşe yukarıda üzerinde tam sayı yazan kartları kutuya atıyor. Ve öğrencilerden sırasıyla 3 tane kart seçmelerini istiyor. Öğrencilerin kartlardaki tam sayıları kullanarak bir üssü sayı elde edip sonucu bulmaları gerekmektedir demiş. Örneğin -2, -2 ve 4 kartlarını seçen bir öğrenci. -2 parantez içinde bak bu önemli. Yani şu ifade yok çocuklar burada. Bu ikisi farklı. Şu ikisi bak bunu da anlatalım. -2 üzeri 2 üzeri 4. Şu iki ifade farklı. Birbirine eşit olmayacak. Neden eşit olmayacak? Çünkü şu ikisi birbirine eşit değil arkadaşım. Bir tanesinin sonucu artı 4. Bir tanesinin sonucu eksi 4. Yani bunu üssü sayıları anlatırken konu anlatım videomuzda vardı bu. İstersen onlara geri dönüp bir tekrar yapabilirsin. Bu parantezin etkisi diyoruz. Pozitif, negatif tam sayıların çift kuvvetleri için. Şimdi dolayısıyla burada ilk dikkat etmemiz gereken husus bu. Kartlarını seçen bir öğrenci 256 sonucunu bulacaktır tabii ki. Sıra Ali'ye geldiğinde seçtiği kartlardan birinin pozitif tam sayı olduğunu görüyor. Arkadaşlar soruda şıkları incelediğimizde şöyle bir sıkıntı var. Seçtiği kartlardan yalnızca bir ifadesi aslında soruda kullanılması gerekiyor. Yoksa bir sıkıntılar olabiliyor. Yalnızca birinin pozitif tam sayı olduğuna göre görüyor. Buna göre Ali'nin elde edeceği sonuç aşağıdaki hangisi olamaz demiş. Bunları elde etmeye çalışalım çocuklar. Buradakileri kullanarak buradaki 3 tanesini seçeceğiz. Bir tanesini taban yapacağız. 2 tanesini üst yapacağız. Mesela 64 için şunu yapabiliriz çocuklar. 2 üzeri eksi 2 üzeri eksi 3 yapabilirim. Çünkü neden? Üstün üstü geldiğinde üstler çarpılır. 2 üzeri 6 olur. Eksi 2 ile eksi 3 çarparsam o da eşittir. Ne eşit olur? 64'e eşit olur. Bunu bulduk. Süper. İkincisi 1. Biri elde etmek genelde kolaydır arkadaşlar. Biri istediğiniz gibi elde edebilirsiniz. Yani örnek vermek gerekirse mesela 2 üzeri eksi 1 üzeri 0 diyeyim ben. Burada tabanda 1'ler de kullanarak bunu yapabilirsiniz. Üstün üstü geldi. Üstleri çarptım. 2 üzeri 0. O da eşittir. 1'e eşit olacak. Kolay zaten bu. Eksi 1 bölü 100, eksi 1 bölü 25 demiş. Arkadaşlar bunu elde edemiyoruz. Yani ne yaparsan yap. Burada 5'in kuvvetlerini kullansan hiçbir şekilde bu elde edilmiyor. 64, eksi 64 de yine elde ediliyor arkadaşlar. Yani nasıl elde edebiliriz? Şu şekilde elde edebiliriz. Eksi 4 üzeri 3 deriz. Üzeri 1 koyarım mesela.
Ne yapar? Burası da eksi 64 üzeri 1'den eksi 64'e eşit olacak. Bu da elde ediliyor ama C şıkkı hiçbir şekilde elde edilemiyor. Hasan Üste atölyesinde 9 metrelik maviler 9 metreymiş. 6 metrelik kırmızı tahta blokları keserek şekildeki bir raf yapmak istemektedir. Peki rafımız burada arkadaşlar. Buna benzer bir soru örnek sorularda da vardı. Hatırlayan arkadaşlar olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar kaç tane kırmızı kullanıyoruz? 3 tane kırmızı kullanıyoruz her bir tanesi için. Mavilerden ise bunu oluşturmak için her bir tanesini iki tane kullanıyoruz. Rafta mavi tahtalar karekök 3 metre, kırmızı tahtalar karekök 2 metre uzunluğundadır. Burada da gösterilmiş. Tahta bloklar kesildikten sonra artan parçalar birleştirilememektedir. Peki, Hasan Usta bu raftan 10 tane yapmak için toplamda en az kaç tane mavi ve kırmızı tahta blok kullanması gerekir demiş arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken bazı hususlar var arkadaşlar. Birincisi şu. Ya bu 6 metrenin içerisinde kaç tane kök 2 var? Bunu bir belirleyelim. Çünkü kök 2 santim uzunluğunda parçalar gerekiyor ya bize. Buradan yola çıkarsak 6 bölü karekök 2 diyelim. O da eşittir. Şimdi ne yapabilirim? Bunun eşleniğiyle çarpabilirim. Ya da bunu köklü bir şekilde yazabilirim. Yani şunu karekök 36 olarak yazarsam bölme işlemini yapabilirim. O da eşittir. Karekök 18 çıkacak. Karekök 18 adet çıkıyor. Veya böyle bir adet çıkamaz ki. Bunu ne yapmam gerekiyor? Benim yaklaşık bir değer almam gerekiyor. Ve bundan küçük olanı almam gerekiyor. Buradan da yaklaşık en yakın karekök 16 olduğundan dolayı bundan yaklaşık 4 adet parça oluşacak. Yani şundan 4 tanesiyle ne yapabiliyor? 4 parça elde edebiliyorum şunlardan. Peki 4 tane bundan elde ettik. Şimdi devam edelim. Diğerine de bakalım. Aynı mantıkla da çocuklar ne yapmam gerekiyor? 9'u bu sefer karekök 3'e bölmem gerekiyor. O da eşittir diyelim bakalım. Şimdi 9'u şunları bir sileyim bunlar kafanız karıştırmasın. Karekök 81 olarak yazdım. Böyle karekök 3 dedim. O da işte 81 3'e bölersek 27 olacak ama karekök 27. Aynı mantıkla şuraya yaklaşık diyelim. Aynı mantıkla çocuklar karekök 25 var. Bundan da 5 adet ancak çıkabiliyor. Tamam. Şimdi ihtiyacımız olan neler var? İhtiyaç. 10 tane yapabilmek için neye ihtiyacımız var? Şimdi şuraya kırmızıları yazalım. Şuraya da mavileri yazalım. Şimdi bundan kırmızılardan her bir tanesinden bir tane yapmak için 3 tane gerekiyorsa 10 tane yapmak için ne gerekecek çocuklar? 30 tane gerekecek. Peki mavilerden 10 tane yapabilmek için de bu sefer bunlardan da 20 adet gerekecek. Şuralara adet diyelim. Şuralara adet diyelim. 20 adet. Şuradan şunu da göstermek istiyorum hemen yanına. Şimdi bir tane kırmızıdan kaç adet oluşuyordu? 4 adet oluşuyordu. Bundan 4 adet oluşuyor. Bir tane maviden ise 5 adet oluşuyordu arkadaşlar. 5 adet oluşuyordu. Şimdi bunlardan toplamda kaç tane gerekecek? Şimdi dikkat edin. 20 tane parça yapabilmem için bundan 4 adet gerekecek. 30'u 4'e böldüğümde 7 küsür bir şeyler çıkacak ama ben bunu 8 adet almam gerekiyor. Neden 8 adet almamız gerekiyor? Çünkü küsuratlarla işlem yapamam. Yani eksik olan parça kalmış olur. Mesela 8 tane bundan gerekiyor, 4 tane de bundan gerekiyor. 4 ile de 8'i topladığımızda 12 olduğunu göreceğiz. 12. sorumuz. Ahmet Bey dikdörtgen şeklinde bir arsa alıyor ve içine bir ev yapmak istiyor. Arsanın alanı 1120 metrekaredir. Evin alanı da 300 metrekaremiş. Peki, tamam. Arsa ve evin kenar uzunlukları 10 metreden fazladır. Arsanın kenar uzunlukları aralarında asaldır. Bu önemli arkadaşlar. Arsa aralarında asalmış. Evin kenar uzunlukları da aralarında asalmış. Pekala. Şekilde görüldüğü gibi evin uzun kenarı bahçenin kısa kenarına paralel olacak şekilde planlanıyor. Şimdi bak buna dikkat et. Burası uzun kenar arkadaşım. Ev için uzun kenar. O zaman burası da bahçenin kısa kenarı olacak. Çünkü neden? Can alıcı nokta burası arkadaşlar. Evin uzun kenarı bahçenin kısa kenarına paralel olacak şekilde. Az sonra sayılarımızı ona göre seçeceğiz çünkü. Olacak şekilde planlanıyor ve evin arkasına 2 metrelik boşluk bırakılıyor mantıken. Buna göre evin kapısıyla bahçe kapısı arasındaki en kısa uzaklık kaç metredir diyor. Şunu soruyor arkadaşlar bize. Şuradaki mesafenin değil mi? Evin kapısıyla bahçe kapısı arasındaki en kısa mesafe yani dik doğru parçası olarak bunu düşüneceğiz. Dümdüz bir çizgi olarak düşüneceğiz. Şimdi çarpımları
Şimdi dikdörtgenin bahçenin alanından yola çıkacağım. 1120. İki tane sayı seçeceğim. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Burası uzun kenarı. Çarpımları 1120 olacak ve de bunlar aralarında asal olacak. Bu zor arkadaşlar. Bunun için yani bu sayıları bulmak zor. Ben asal çarpan algoritmasından yararlanacağım. Şunu bir ikiye böldüm. 560. İkiye böldüm 280. İkiye böldüm 140. İkiye böldüm 70. İkiye böldüm 35. Şimdi burada bir duruyorum. 35 geldi. Şurada da 5 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 5 32'ye eşit. Bak şimdi 1120 demek ki 32 çarpı 35'e eşit. 32 ile de 35 aralarında asal. Demek ki o zaman bu bahçenin uzun kenarına 35, kısa kenarına 32 yazabilir. Tamam. Hocam algoritmayı niye kullandın? Ya şu 32 çarpı 35'i bulabilmek için algoritmadan faydalandım. Normalde hani gerek yok ama çarpımlarını bulabilmek için kullanman gerekiyor. Şimdi diğer tarafa geldim. Diğer taraf neydi? Evin alanı 300'dü. Şimdi öyle iki sayı bulacağım ki çarpımları bunların 300 olacak. Kısa kenar çarpı uzun kenardan yine. Yalnız aralarında nasıl olacak? Mesela aklıma ne geliyor? 15 ile 20 geliyor. Çarparsan 300 yapıyor ama bu ikisi aralarında asal olmuyor arkadaşım. Dolayısıyla iki sayı bulacaksın. 12 çarpı 25 olacak bu da. Bunlar da aralarında asal olacak. Şimdi dolayısıyla şuraya da 12 yazarsam bunun da uzun kenarı 25 oluyor. Uzun kenarla herhangi bir işimiz yok. Şimdi son olarak artık bitirici vuruşumuzu vuralım. O da şu. Şimdi şuradaki baştan sona kadar olan mesafe ne kadardı? 35'ti. Tamam mı? Şimdi şurada arkada bir boşluk var. 2. 12'de evin uzunluğu var. Ne yaptı? 14. Şurası tamamıyla 14 yaptı. Şuradaki mesafe o zaman 35 eksi 14'ten 21 metre olacak çocuklar. 13. soru. Geometri tahtası bir zemin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur. Geometri tahtası ile ilgili sorular geliyor arkadaşlar. Örnek sorularımızda da vardı. Sezer boyutları kök 75 değil orası kök 75. 25 çarpı 3'ten 5 kök 3. 108 36 çarpı 3'ten 6 kök 3. Bunlarla işlem yap. Olan geometri tahtasını en az sayıda eş kare parçalara ayırarak çivileri yerleştirmiştir. Pekala. Geometri tahtasına esnek olmayan ip ile yukarıdaki geometri şekil oluşturulmuştur. Şurası arkadaşlar. Buna göre Sezer'in kullandığı ipin uzunluğu santimetrecisinden aşağıda verilen uzunlukların hangisine en yakındır demiş arkadaşlar. Şimdi şunu yapalım. Ne yapalım? Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane parça var. Kök 75 için zaten 5 kök 3 demiştik. O zaman 5 kök 3, 5 tane parça varsa her buradaki uzunluk karekök 3'e eşit. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parça var. Şuna da 6 kök 3 demiştik. Bu parçaların her bir tanesi de kök 3 santim. Çok güzel. Şimdi şu lastiğin uzunluğu ne kadar? Ona bir bakalım arkadaşlar, ipin uzunluğu. Şuradan başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim uzunluğunda. Her birimde kök 3 olduğundan dolayı bu şeyin uzunluğu 12 kök 3 arkadaşlar. Tamam. Şimdi 12 kök 3'ü ne yapmamız gerekiyor? Bizim yaklaşık bir değerini hesaplayabilmem için bir kök içine şu 12'yi bir atalım bakalım. 12'nin karesi 144. O zaman 144 çarpı 3 olacak. 144 ile de 3 çarparsak arkadaşlar. Çarpalım ya bir kenarda 144 çarpı 3 yapalım. 3 kere 4 12 elde var. 3 kere 12 elde var. 1 13. 3 kere 1 432 yapıyor. Kök içerisinde 432. Şimdi bak burada karekök 400 var. En yakın 20'nin karesi. Bir de 20'nin 21'in karesi var arkadaşlar. O da eşittir 441. Şimdi hangisine daha yakın olacak? 432 400'e mi daha yakın? 441'e mi daha yakın? Tabii ki 441'e daha yakın. Dolayısıyla 21'e daha yakın olacak. Kare şeklindeki bir karton, şekil 1'deki gibi kartonun alanını 3 eşit parçaya ayrılacak şekilde kesik çizgiler belirtilmiştir. Evet. Kesik çizgiler boyunca kesip çıkarılan bir dikdörtgen şekil 2'de de gösterilmiştir. Peki. Şekil 2'de gösterilen dikdörtgenin her iki tarafından da en büyük boyutlarda eş iki kare parçası kesilmiştir diyor. Kesilen kareler birer kenarları çakışık olacak şekilde birleştirilerek şekil 3'te gösterilmiş. Arkadaşlar şekil bana paragrafı tamamıyla anlatıyor. Güzel bir şekilde ne demiş? Yukarıda olayı anlatmış bize. Kareler oluşuyormuş, dikdörtgenler oluşuyormuş bunu. Şimdi şekil 3'teki dikdörtgenin bir yüzün alanını verilen cebirsel ifade 2x kare artı 8x
artı 8 birim kareymiş. Peki. Buna göre şekil 2'deki dikdörtgenin bir yüzünün alanını verilen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demek. Burada yakalamamız gereken husus şu arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane birbirine eş kare var ya. Bak şu ikisini ne yapmış? Buradan kesmiş ve burada birleştirmiş. O zaman şurada birbirine eş 2 tane kare var. Şu ortadan da tam kesersem sağ tarafta ve sol taraftaki kareler birbirine eşit. Şimdi şu ikisinin alanları toplamı 2 tane x kare artı 8x artı 8'miş. O zaman ikisinin alanları toplamı buysa şu 2x kare artı 8x artı 8'i bir 2'ye böleyeyim bir tanesini bulayım. 2x kare 2'ye bölersen x kare artı 8x'i 2'ye böldün 4x 8'i 2'ye böldün 4. Bu ifade de tam kare bir ifade arkadaşım. Yani şunun alanı x kare artı 4x artı 4 oldu ya. Bunun bir kenarını bulmak için bunu ne yapmamız lazım? Bizim karekökünü almamız lazım. Şu da tam kare bir ifade. Yani ne demek bu? X artı 2'nin parantez karesinin açılımı. O zaman bunun bir kenarı x artı 2 oldu. X artı 2. Her yer x artı 2 oldu arkadaşlar. Doğru mu? Peki. Gerçi hiç buna da gerek yok ya. Bir kenarını bulmaya hiç gerek yok. Arkadaşlar hiç gerek yok. Buna hiç girmeyelim. Şimdi şu bir tane karenin alanı ya. Burada bu karelerden kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. O zaman bunu 3 ile çarpmam lazım. Komple 3 ile çarpıyorum. Dağıtıyorum. 3x kare artı 12x artı 12 oldu. Hangi şıkta var? Şöyle bir bakalım. 3x kare artı 12. B şıkkında var. 15. soru. Bir davet salonunda en az 4, en fazla 12 kişilik masalardan yeterli sayıda bulunmaktadır. Ne demek bu? En az 4 kişi olabilir, 5 olabilir, 6, 7 hepsi olabilir. Peki. 60 kişilik bir misafir grubu olan ve her masada eşit sayıda misafir olmasını isteyen müşteri için bu masalar kaç farklı biçimde belirlenebilir demiş. Şimdi 60 kişi ya. Şimdi 60'ın bölenlerini bir bulmamız lazım bizim. 60'ın bölenleri nelerdir arkadaşlar? Hatta hiç bölmeye de gerek yok ya. Vazgeçtim. Şimdi en az 4 en fazla masalar 4 kişilik olabilir. 5 kişilik 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 kişilik olabilir. Şimdi 60 kişilik masalar eşit şekilde olacaksa mesela 4 kişilik masalar 60'a tam bölünüyor mu? Evet bölünüyor. O zaman 4 olabilir. 65'e tam evet. 6'ya evet. 7'ye hayır. 8'e hayır. 9'a hayır. 10'a evet. 10 kişilik yaparsam masaları eşit sayıda ve tam bir şekilde denk geliyor. 11 hayır. 12 evet. Kaç farklı şekilde? 1, 2, 3, 4, 5 farklı şekilde dizebiliyorum arkadaşlar. Verilen kağıt 4 eş kare ve 2 eş dikdörtgenden oluşmaktadır. Çocuklar burada dikdörtgenler var. Burada ise kareler var. Görüldüğü gibi. Dikdörtgenlerin kısa kenar uzunlukları x. Karenin her bir kenar uzunluğu ise y'ye eşit olacak. Taralı alan kesilip çıkarttığımızda kalan kısmın bir yüzün alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisini özdeşir demiş. Yani bu kısımlar atılırsa eğer bize boş kalan kare ve dikdörtgenlerin toplam alanını bize soruyor çocuklar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Karelerin bir kenar uzunluğu y ise burası da y olacaktır. Burası da y olacaktır. Burası da y olacaktır. Şimdi şuraya dikkat ediyoruz. Burada 2 tane y olduğunu anlayın. Şuradaki alan 2y'ye eşit olacak. Bunlar da yine aynı şekilde olacak. Şimdi alanları yazıyorum. Dikkat et. Şurada dikdörtgenlerin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan 2 tane xy olacak. Ve 2 tane dikdörtgenimiz olduğundan dolayı 2xy, 2xy daha 4 tane xy olacak. Artı. Şimdi karelerden her bir tanesinin alanı da y kare olacağından dolayı bir kenarı y ise alanları y kare. Y kareden bir tane var. Bir tane daha y kare var. O zaman 2 tane de elimizde y kare olacak. Şıklara baktığımızda böyle bir ifade yok. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Ortak çarpan parantezini almamız gerekiyor. Her iki tarafta ortak olan şu 4'ü 2 çarpı 2 şeklinde yazarsak, burada da y çarpı y şeklinde yazarsak y kareyi. Ortak olan 2'ler var. 2'leri bir çekeyim başa. Ardından kalan kısmı yazıyorum. Bir de y'ler var. Y'leri de çekelim. 2y parantezini aldım. Kalan kısım ne var burada? 2 tane x var. Artı. Burada ne var? Sadece y var. Dolayısıyla 2y parantezinde 2x artı y cevabımız olacak. A şıkkında var. Aşağıda bir sayı doğrusu modeli ve 2 karekök 7 birim uzunluğunda çubuk verilmiştir. Bunun uzunluğu 2 karekök 7 birimmiş çocuklar. Çubuk sayı doğrusuna A ucu sabit kalacak şekilde devrilir. Yani bu tarafa devrilecek ve bu tarafa devrilebiliyor. B ucu hangi tam sayıya daha yakın olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi şu 2 karekök 7'nin yaklaşık bir uzunluğunu bir bulalım.
2'yi içeri atarsak 4 olarak geçecek. 4 kere 7, 28. Peki 28 en yakın tam kare sayılar ne var? Karekök 25 var. Karekök 28. Bir de karekök 36 olacak. Şimdi karekök 25 5'e eşit. Karekök 36 6'ya eşit. Şimdi 28 25'e daha yakın arkadaşlar. Yani burası 5 ile 6 arasında karekök 28 ama 5'e çok daha yakın olacak. Yani 5.2 gibi bir şey olacak hatta. Öyle söyleyelim. Şimdi şunu bir devirelim bakalım. Devirdikten sonra 5'i biraz geçecek. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e biraz geçecek. Şurada bir yerde olacak arkadaşlar. 2 karekök 7. Bu taraftan da devirirsem 1, 2, 3, 4, 5. 5'i birazcık geçecek. Şurada bir yerde olacak. Birinci kısım bu. İkinci kısım bu. Kime yakın? Eksi 8'e yakın olabilir. Veyahut artı 2'ye daha yakın olabilir. Şıklarda artı 2'nin olduğunu görüyoruz. 18. sorumuz. Aşağıdaki grafik 2018 yılında Türkiye, İngiltere ve İtalya'da yaşayan 0-14, 15-64 ve 65 artı yaş aralığındaki insanların toplam nüfustaki yoğunluklarını göstermektedir. İşte burada arkadaşlar nüfus yoğunluğu verilmiş sütun grafiğinde. İngiltere mavi, İtalya kırmızı, Türkiye turkuaz rengindeymiş. Sağ tarafta ise 2018 yılında ülkelerin nüfusları verilmiş. İşte İngiltere'nin toplam nüfusu 66,5 milyon, İtalya'nın 60,4 milyon, Türkiye'nin 81,4 milyon gibi. Bu verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle yapılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi A, B, C şıklarını geçip bazen bunu yapıyoruz arkadaşlar biz. Yani bir hesaplamalar yapmaktansa şıklarda böyle kesin görebileceğimiz bir şeyler varsa bunlara göz atıyoruz. D şıkkına baktığımızda bakın D şıkkında ne diyor? Türkiye'nin 0-14 yaş aralığında kişi sayısı hesaplanabilir. Bu kesinlikle yapılabilir. Neden? Çünkü birincisi Türkiye'nin ben toplam nüfusunu biliyorum. 81,4 milyon. Yani onda 10 üzeri 6 olarak yazarsak 0-14 yaş aralığında da yoğunluk da bakın Türkiye'nin 0-14 ne kadarmış? %23,5'muş. Bunu %23,5 ile çarparsam 0-14 yaş aralığında kişi sayısını hesaplayabilir. 19. soru. Bir gezi kulübü planlayacağı gezi için tüm öğrencilere anket uygulamış ve şekildeki grafik elde edilmiştir diyor arkadaşlar. Pekala. Grafiğe baktığımızda burası 90, bunları yazalım demiştik arkadaşlar. Hep 110, 60, 40, burası 30, 20, 100 ve 50. Maviler erkek, pembeler kız öğrenci sayısı. Grafiğine de tercih edilen gezi yerlerine göre öğrenci sayıları demiş. Peki, grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. En çok tercih edilen gezi yerleri sıralandığında 3. sırada Kapadokya yer alır demiş arkadaşlar. Burada gene şıkları tek tek hesaplamaktansa doğru olan şıkka bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Çok da sizi sıkmak istemiyorum. Kapadokya'ya gitmek isteyen öğrenci sayısı. Kapadokya'ya kaç kişi gitmek istiyor? 100 burada, 50 de burada. 150 kişi gitmek istiyor Kapadokya'ya. Şuraya yazayım 150. Efes ve Yedigöller'e gitmek isteyen öğrenci sayısının toplamına eşittir. Efes'te ne kadar var? 100 burada var arkadaşlar. Şu Efes'in üzerine 100 yazayım. Yedigöller 30-20 daha. Burada da 50 kişi var. 150'yi toplarsak evet gerçekten de 150 oluyor ve bunların sayıları birbirine eşit oluyor. 20. soru. Aşağıda yolların belli noktalarında görülen reklam panolarından biri verilmiştir. Peki baktığımız arkadaşlar bir panonun tamamı var. Bir kenar uzunluğu x. Ardından içeride reklam yapıştırılan kısım var. Sarıyla gösterilmiş. Reklam panosu üreten bir şirkette çalışan Selim Bey dış çerçeve uzunluğu x santimetre olan kareymiş bu arkadaşlar. Kare ise burası da x, burası da x, tam karşısı da x. İçerisinde yukarıdaki gibi dikdörtgen çizerek bu bölgeyi reklam için ayırıyor. Burasını reklam için ayırmışız. Pekala. Reklam için ayrılan dikdörtgensel bölgenin alanı x kare eksi 16 x artı 64 santimetre kare olduğuna göre m çarpı n değeri kaç santimetre olur diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız burada. Öncelikle şurası x kare eksi 16 x artı 64. Bunu çarpanlarına ayırdığımızda arkadaşlar tam kare bir ifade. Burası x eksi 8'in parantez karesine eşit. Yani x eksi 8'in parantez karesi ne demek? X eksi 8 çarpı x eksi 8. Bunu az sonra kullanacağız. Şimdi burada reklam için ayrılan alanı kendimiz bir hesaplayacak olursak. Şimdi karenin alanı ne?
buradaki karenin tüm alanı x kare. Büyük panonun tamamının alanı. Pekala, onu şu şekilde de yazabiliriz. Yani kalan kısmı bulabilmek için, şu an sarı olan kısmı bulabilmek için karenin alanından şuradaki ne yaparım arkadaşlar? Gri kısmın alanını çıkartabilirim. Buranın alanını da nasıl çıkartabiliriz? Hatta direkt şu şekilde kenarlarını hesaplayabiliriz arkadaşlar. Kenarlarını hesaplayabiliriz. Şuradan m gelmişse, bir yukarıdan da m geldi. Burası ne olacak? X eksi 2 m olacak. Şuraya bakalım. Burası da n buradan geliyor. N de buradan geliyor. Çıkartabilirim. X eksi 2 n olacak. O zaman hatta hiç bunu da hesaplamaya gerek yok. X eksi 2 m çarpı x eksi 2 n bize dikdörtgenin alanı veriyor. Peki dikdörtgenin alanı neydi? Az önce şöyle de bir çarpanlarına ayırmıştık bunu. X eksi 8 çarpı x eksi 8'e eşit. Şimdi o zaman bak her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde arkadaşlar. Burada x var, burada da x var. Şu birincisini birincisine eşitleyelim. 2 tane m var, eksi 8 var. M yerine 4 yazarsam eksi 8 olur. Aynı mantıkla n yerine 4 yazarsam yine eksi 8 olur arkadaşlar buradaki ifade. Dolayısıyla m ile n değerlerinin çarpımı 4 çarpı 4'ten 16'ya eşit olacak. Üzerinde birer tam sayı yazılı olan yukarıda 8 kart çevriliyor. Pekala. Burada çevirdiğimizden dolayı arkadaşlar ön yüzlerini göremiyoruz artık. Bundan dolayı mavi yapmışlar. İlker, Ali ve Elif kartlardan ikisini rastgele çevirip kartlarda yazan tam sayılardan üslü ifadeleri aşağıdaki sırayla oluşturuyor. İlker oluşturabileceği en büyük sayı oluşturuyor. Arkadaşlar baktığımızda bu sayıları kullanarak oluşturabileceğimiz en büyük üslü sayı şudur. 5 üzeri 4'tür. Tabana 5 yazdım, üstüne de 4 yazdım. Tamam? 5 üzeri 4, 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5'e eşit. Peki. Bu arada 4 üzeri 5 de gene kullanılabilir mi? Evet, 4 üzeri 5 de aslında kullanılabilir. Bunları bir hesaplamak gerekiyor. Ama sonuçta 5 ve 4'ü her halükarda biz bunları kullanmış olacağız arkadaşlar. 5 ve 4. Elif, İlker'in çevirmediği kartlardan oluşturulabilecek en küçük olanı oluşturuyormuş. Bunun için de en küçük olabilmesi için negatifli bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabanda kullanabileceğim en küçük negatif sayı eksi 5. Şimdi eksi 5'i kullandıktan sonra bu negatif bir sayı olduğundan da üstüne tek getirmem gerekiyor ve mümkün olduğunca büyük bir sayı da getirebilmem gerekiyor. 3'ü kullanabiliyorum. Burası eksi 125 yapıyor ve buradaki kalan sayılardan oluşturulabilecek en küçük sayı oluyor. Hocam eksi 4'ü neden yazmadınız? Şuraya eksi 4 de yazılabiliyor. Hayır, yazamayız arkadaşlar. Bu durumda pozitif olabilir. Negatif sayılar daha küçük olacak. O zaman neyi kullandık? Eksi 5 ile 3'ü de kullandık. Eksi 5 ve 3'ü de kullanmış olduk. Peki Ali, İlker ve Elif'in çevirmediği kartlardan, yani kalan kartlardan oluşturulabileceği gene en küçüğü oluşturuyor arkadaşlar. Burada da gene sayımızı negatif seçmemiz gerekirse seçebileceğimiz en küçük negatif eksi 4 var tabana yazabileceğim. Üstüne de en büyük seçeceğim ama gene tek olması lazım. 2 koyarsam pozitif oluyor. Olmuyor arkadaşlar. 1 koyabilirim. Bunun sonucu da eksi 4 gene küçük oldu. O zaman eksi 4 ve 1'i de bu durumda kullanmış olduk. Buna göre en sonda kalan 2 kartta yazan tam sayılardan oluşturulabilecek en küçük üslü ifade kaçtır diye sormuş. Oluşturulabilecek en küçük üslü ifade arkadaşlar ne var? 2 ve eksi 3 olduğundan dolayı 2 üzeri eksi 3'ü oluşturabiliriz. Veya eksi 3 üzeri 2 de olabilir. Ama bu 9'a eşit olacak. Bu ise 1 bölü 8'e eşit olacak. Dolayısıyla 1 bölü 8 değeri daha küçük olacağından dolayı 1 bölü 8'i tercih edeceğiz. 22. soru. Markete giden Ali aşağıdaki tabloda miktarları onun tam sayı kuvvetlerine göre çözümlenmiş ürünleri almıştır. İşte pirinç almış çözümlenmiş halinde. Bulgur ve mercimek almış. Buna göre Ali'nin aldığı ürünlerin ağırlığını gram cinsinden veren bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar şunları bir yazacak olursak. Burası ne yapıyor? 2 çarpı 10 üzeri 0 2'ye eşit. Şu direkt çevireyim ben size. Şu 2 virgül 10 üzeri eksi 1'li bir şey yok. 0 yazdım. 3 ve 4 yazdım. Şuraya 6 virgül 10 üzeri eksi 1 yine yok arkadaşlar. 0, 4, 8 yazdım. Buraya da 5 virgül 10 üzeri eksi 1 var. 9 ve 4 yazdım. Şimdi toplam
ağırlığından bahsettiğinden dolayı şuraya bir adalet sağlamak için şuraya bir sıfır ekleyelim. Az sonra bunları toplayacağız çünkü. Şimdi arkadaşlar neye göre bunları yazdım onu da söyleyeyim ben size. Şimdi genelde çözümlemede şunu yapıyoruz. Virgülün hemen solundaki sayı 10 üzeri sıfırlar basamağı, 10 üzeri birler basamağı, 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3. Bunu da bir hatırlatayım ben size. 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 5. Şimdi 10 üzeri sıfıra ne yazacakmışım? 2 yazdım. Şunu da hatta şöyle yapalım. Buraya 2 yazdım. 10 üzeri eksi 1 yok. Yok olanlara 0 yazacaksın hep. 10 üzeri eksi 2'ye 3 yazacağım. 10 üzeri eksi 3'e de 4 yazacağım. Bunlara da gerek yokmuş. O zaman sayımız ne? 2 tam binde 34 olacak. Bunlara göre yazdım. Hocam direkt yazdınız diye itiraz etme. Şimdi şunları bir toplayalım. 4, 8 daha 12 elde var 1. 4, 8, 12 yine elde var 1. 0 elde var 1. 3, 9, 14. 14,022 kilogram arkadaşlar bu da. Doğru mu? Peki. Bunu ne yapmam gerekiyor benim? Grama çevirmem gerekiyor. Grama çevirebilmek için bunu ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? 3 ile 10 üzeri 3 ile çarpmam gerekiyor. O zaman şunu 10 üzeri 3 ile bir çarparsak 14,022 çarpı 10 üzeri 3. Yani 1000 ile çarpmış olduk. Grama çevirdik. Artık gram bu. Ha bir de bilimsel gösterim istiyor bizden. Bilimsel gösterim başta gelen sayı. Şuradaki sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Bunu da virgül kaydırarak bunu bir basamak küçültürsem 1 virgül 4022 çarpı. Bunu bir küçülttüysem bunu bir büyütmem gerekiyor. 10 üzeri 4'e eşit oluyor. Hangi şıkta var? B şıkkında var olduğunu görüyoruz. 23. soru bir flash sorusu. Elektronik ve bilgisayar biliminde veri saklama birimine byte denir. 1 terabayt arkadaşlar. Kısaca 1 TB olarak yazıyor ve 1024 GB'a eşit. Arkadaşlar 1024 2'nin bir kuvvetidir. Hatta yani bunları çokça yazın. Yani neye eşit olduğunu. Mesela ben genelde şu an aklıma ne geliyor? 2 üzeri 7 geliyor. 2 üzeri 7 128'e eşit. 2 üzeri 8 hep 2 katı 256'ya eşit. 2 üzeri 9 512'ye eşit. 2 üzeri 10 da 1024'e eşit olacak. Bu şekilde devam ediyor bu. Peki aşağıda bazı flash disk markaları kapasiteleri ve fiyatları verilmiştir. 16 GB'lık arkadaşlar A markaymış. 25 lira, 32 GB gibi bunlar verilmiş. EUP 2 TB ve 512 GB kapasitesinde iki farklı hard diskindeki dosyaları. Aynı kapasiteli flash disklere eşit şekilde paylaştırmak istiyor. Aynı kapasiteliymiş. Yani bir tanesini seçecekmişiz. Bir tanesinden istediğimiz kadar alabiliriz ama. En az flash disk kullanacak şekilde tercihini yapan Eyüp. Şimdi arkadaşlar en az flash disk kullanacak şekilde tercihimi yapıyorsam burada mümkün olduğunca benim büyük gigabaytlı flash diski tercih etmem gerekiyor. Eyüp en az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunsaydı ödemeler arasındaki fark kaç TL olurdu? Evet, iki ayrı durum var arkadaşlar. Birinci durum. En az flash disk kullanacağız. İkinci durum en az ödeme yapacağımız kısım olacak. Şimdi birincisini bir kullanalım. Birincisi neydi? Birincisinde en az flash disk kullanacağız. Şimdi ne var elimde? 2 terabayt. 2 terabayt için kaç tane gerekiyor? 128 arkadaşlar. 128 çarpı 8 1024'e eşit. Yani 2 üzeri 3 katına eşit. Doğru mu? O zaman bundan 8 tane kullanırsam 1 terabayt yapıyor. 16 tane kullanırsam 2 TB yapacak. 512 için 512 GB için 128'den kaç tane kullanmam gerekiyor? 4 tane kullanmam gerekiyor arkadaşlar. O zaman bundan da 4 tane kullanırsam toplamda 20 adet kullanmış oldum. Peki 20 tanesi 124 TL'den ne yapacak? 20 çarpı 124 yapacak. Bu şurada bir ya, tamam hadi hesaplayalım. 2 ile çarptık. 248 sıfır ekledim. 2480 TL olmuş oldu. Şimdi ikinci durum için arkadaşlar detaylı bazı hesaplamalar yapmamız gerekiyor. O da şu. En az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunsaydı diyor. Ya bunların hangisi acaba en ucuz? En ucuz olan hangisi? Ona bir bakalım. Hepsinde bir yerde bir eşit diyelim arkadaşlar. Kaçta eşit diyelim? Yani hiç fark etmez. 16, 32, 64. Kolay olacak bir şey de eşitleyelim biz. Biz bunları 64'te bir eşitleyelim. Yani hepsini 64 GB'lık fiyatlarını hesaplayalım. Bunun 64 GB olabilmesi için bunu 4 ile çarpmam gerekiyor. Ne oluyor? 100 TL oluyor. 64 GB'ı şöyle yazalım. 100 TL.
Bunun 64 GB için 2 ile çarpmam gerekiyor. Çarpı 2 dedim, 80 TL. Bak bu daha hesaplı, gördün mü? Şu 16 GB. Bunu bir sildim. Devam edelim. C marka 64 GB zaten. Aha, 51 TL. Süper. Bundan da daha hesaplı. Bu da gitti. Şimdi bunu 64 GB'ını hesaplamak için 128 2'ye bölersem, bunu da 2'ye bölersem bu durumda bu arkadaşlar ne oluyor? 62 TL oluyor. Dolayısıyla 64 GB'lıktan hala daha pahalı oluyor. O zaman en az ödeme yapabileceğimiz bu 64 GB'lık olacak. Doğru mu? Peki 64 GB'nin fiyatı 51 TL idi. Şu 2 TB ve 512 GB'lık kaç tane kullanmam gerekiyor? Bunları buraya yerleştirebilmem için. Orada da şöyle pratik bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi az önce hepsinden 128 GB'lık kullanmıştık ya. Şimdi bunların kapasitesini yarıya düşürürsem, ben 64 GB'a düşürürsem, bu durumda 128 GB'lıktan 2 kat daha fazla flash disk kullanmam gerekiyor. Az önce 20 olarak hesaplamıştık bunu zaten. 20 tane gerekiyordu bana. O zaman 64 GB'dan sığdıracaksam bundan 40 tane gerekecek bana. Her bir tanesi ne kadar da 51 TL'ydi. O zaman 40'la da 51'i bir çarparsak, 40'la 50'yi çarparsak 2000. 2040. Doğru mu? 2040 oluyor arkadaşlar. O zaman 2480'den 2040'ı çıkartırsak, çıkarttım. 44. 440 TL fiyat farkı olacak. 24. sorumuz çocuklar. 26 kişilik bir sınıfta matematik öğretmeni öğrencilerine ders etkinliği yaptırmak için aşağıdaki üzerinde numaraları yazan sepetleri sınıfa getiriyor. 9 numaralı sepet, 10, 14 ve 17 numaralı sepet. Öğretmen etkinliği şu şekilde uyguluyormuş arkadaşlar. Öğrencilere üzerinde ayrı ayrı birden 20'ye kadar yazılı olan birer tane kart veriyor. Peki öğrenciler sırayla ellerindeki kartı karttaki sayı ile aralarında asal olan numaraya sahip sepete atıyor. Peki kartını birden fazla sepete atma ihtimali bulunan bir öğrenci, ki böyle bir şey olabilir arkadaşlar, değil mi? Yani mesela benim elimde bir sayısı var, örnek veriyorum. Bir tüm sayılarla aralarında asal demiştik. 9'la da asal, 10'la da asal, 14'le de asal, 17'yle de asal. E hangisini atacağım ben bunu ya? Bu durumda diyor ki bu sepetlerden kartındaki sayıya en yakın ile numaralandırılmış olan en yakın olanı atacakmışım. Yani biri atacaksam ben 9 numaraya atacağım. En yakın 9 çünkü 10 değil. O zaman biri buraya atacağım, doğru mu? Şunları bir yazalım mı? 2'yi 9 aralarında asal buraya atacağım. 3 asal değil. 3'ü nereye atmam gerekiyor? 3'te 10 asal buraya atacağım. 4'ü buraya atacağım. 5'i evet. 6 olmuyor arkadaşlar. 6'yı buraya da atamıyorum. 6'yı buraya atacağım o zaman. 6 ile 17 aralarında asal çünkü. 7 evet buraya atabiliyorum. 8'i buraya atabiliyorum. 8 ardışık sayılar aralarında asal. 9 hayır. 9'u buraya atmam gerekiyor. 10'u buraya atabilirim arkadaşlar. 11'e geldim. 11'i artık buraya atamıyorum. Çünkü neden? 11 ile 9 aralarında asal ama 10'la da 11 aralarında asal. Dolayısıyla 11'i buraya yazmam gerekiyor. Çünkü ardışık sayılar aralarında asal yine. 12 artık buraya geçtim. Zannedersem bu kapandı arkadaşlar. Bu ama bakalım. 13'e bakıyorum. Şey, pardon, 12'yi buraya nasıl yazabiliyorum? Yazamıyorum. Niye itiraz etmiyorsunuz? Evet. 12'yi buraya yazdık arkadaşlar. 13'ü artık bu da bitti. Çünkü 13 buraya daha yakın. 13'ü buraya yazdım. 14 ile aralarında asal olan bu var. 15 burası olacak. 16 burası. 17 buraya yazmam gerekiyor. 18 19 20 arkadaşlar. Daha büyük sayıların hepsi 17 ile aralarında asal olacak, değil mi? 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. Ne diyor? Bu bilgilere göre hangi sepete atılan kart en çoktur diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saymama gerek yok. 17 numaralı sepet, yani D sepeti en fazla karta sahip olacak. Normal yetişkin bir insan vücudu ağırlığının 13'te 1'i oranında kanı varmış. Peki arkadaşlar kaç kiloysan 13'te 1'i bunun kanmış. Örneğin 80 kilogram ağırlığındaki bir insanda yaklaşık 6 litre kan vardır. Neden 6 ile 13 çarparsak ne yapıyor? 78 yapıyor. Zaten yaklaşık demiş. Evet. Normal trombosit sayısı 1 mikrolitre kanda 150 bin ile 450 bin trombosit demiş.
Yapılan ölçümlere göre 52 kilogram ağırlığındaki ezgi. Hemen 13'e böl bunu. 4 kilogram kanı var. Peki. Buna göre Ezgi'nin kanındaki toplam trombosit sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar bunları 4 ile çarpacağız değil mi? Arasında dediğinden dolayı. Şimdi 1 mikrolitre kanda dediğinden dolayı 4 kilogram değil ya. 4 litre bu arada. Dönüşümleri de yapalım. Şunları bir 4 ile çarpalım. Ne olacak? 600 bin ile bunu 4 ile çarparsak 1 milyon 800 bin mi arkadaşlar? Evet, 1 milyon 800 bin. Ama ne yapmamız gerekiyor? Bunları 10 üzeri 6 ile tekrar çarpmamız gerekiyor. Çünkü bu litre. Burada mikrolitreden bahsetmiş. Bunların hepsini 10 üzeri 6 ile çarpmadan önce şunları bir pratik bir yazalım. 6 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri 5. Şunda 1, 2, 18 çarpı 10 üzeri 5 diyebilirim. Bunları ne yapacağız? Bir de 10 üzeri 6 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Çarpı şöyle ekleyeyim ben bunları, kafamız karışmasın. Çarpı 10 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 6 diyelim bakalım. 6 çarpı 10 üzeri 11 tabanlar aynı süre topladım. 18 çarpı 10 üzeri 11 olacak. Şimdi şıklara baktığımızda baştaki sayıların hepsinin oldukça küçük olduğunu görüyoruz. Şunları arkadaşlar 10 üzeri 12'lere dönüştürürsek 0,6 çarpı 10 üzeri 12 olacak. Burası da 1,8 çarpı 10 üzeri 12 olacak. Ne yaptık? Buradaki sayıları bir küçülttük, yandaki sayıları bir büyüttük. Bu aralıkta olması gerekiyor arkadaşlar. Şıklara baktığımızda bu aralıkta hangisi var? Tabii ki C şıkkı var. Bu araya girebiliyor. 26. sorumuz. Aşağıda bir hastanın kan tahlili sonucundan bir kısım verilmiştir. Burada kişisel bilgileri var, doldurulmamış arkadaşlar. Peki protein sonucu 7,8'miş. İşte birimi veriyor. Referans değer aralığı. Referans değer aralığı arkadaşlar. Soruda daha sonra söyleyecek. Normal insanlar bu aralıkta olması gerekiyormuş. Bu arkadaşın 7,8 çıkmış. Normal insanlar 6 ile 8,5 arasındaymış. O zaman normal bu. Albümin bilmiyoruz. 3 ile 5,5 arasındaymış referans aralığı. Ama bu arkadaşınkini bilmiyoruz. Globulin 2,8'miş. 2,8 bu ikisinin arasında mı? Evet, normal değerde. Referans değer aralığı sağlıklı bir bireyin olması gereken değer aralığının alt ve üst sınırlarını ifade eder. Az önce anlattığım husus. Buna göre sağlıklı bir bireyin albumin, şurada arkadaşlar X'de göstermiş zaten. Sonucu olan X değeri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir demiş. Arkadaşlar 3 ile 5,5 arasında olacak. Peki 3 ile 5,5 arasında olacaksa. Şu 3 ne demek? Karekök 9 demek. Karekökü vermiş çünkü şıkları. Ondan dolayı karekök'e çevirmem gerekiyor. 5,5 hocam nasıl hesaplayacağız? Ya şöyle yakın bir şeyler yazabiliriz arkadaşlar. Şuraya hesaplayayım onu. 5,5. Ne var? 5'te 6 var. Doğru mu? 5 ne demek? Karekök 25 demek. 6 ne demek? Karekök 36. Ve bunların tam arasındaysa burası da karekök 30 gibi bir şey olacaktır. Tamam mı? 30,5 hatta. Tamam mı? Karekök 30,5 gibi bir şey olacak. 30 da yazabilirsin. Önemli değil. Bu aralıkta bir değer alıyoruz. Şunları da A kök B şeklinde yazmış. Kök A şeklinde yazarsak 5 kere 5 25, 3 ile çarptım. Kök 75. Olur mu? Hayır. 9 da 30,5 arasında olacak dedi. 4 kere 4 16, 3 ile çarptım 48. Bu da olmaz. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12. Evet, bu değer aralığında olabiliyor arkadaşlar. Bakın. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu yine kök 8 olduğundan dolayı 9'dan küçük oluyor. Yukarıda eş büyüklükteki kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele bir kart çekiliyor. Çekilen karttaki sayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Çift sayı gelme olasılığı tek sayı gelme olasılığından fazla. Arkadaşlar şıkları tek tek incelediğimizde burada D şıkkına bakmak istiyorum arkadaşlar. Karttaki sayının karesinin 500'den küçük gelme olasılığı kesindir demiş. 500'den küçük gelmesi kesindir. Yani herhangi bir sayının karesini aldığımda 500'den büyükse bu şık direkt yanlıştır diyeceğim. Burada da 23'ün karesi var. 23 var arkadaşlar. 23'ün karesini aldığınızda 23 çarpı 23'ten kaç çıkıyordu? 529'du yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 529 çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 500'den küçük gelmesi kesin olay değildir. Çünkü 23 bu işi bozuyor. Aşağıda sebzelerin haftalık üretim miktarları ve dikili arazi dağılımı grafiklerde, kilogram başına satış fiyatları ise tabloda verilmiştir. Arkadaşlar domatesin satış fiyatı 5 liraymış. Biber 8 TL, burada bundan bahsetmiş. Peki
Bir sonrakinde ise dikili arazilerden elde edilen haftalık üretim miktarı hazır yazmış zaten. Domatesden 800 kilo elde ediyormuşuz. Biberden 200 kilo şeklinde gidiyor. Burada ise ne kadarlık bir araziye dikildi olduklarından bahsediyor. Bu arada şurada hemen bir boşluk var. O boşluğu açı olarak yazalım. Tamamı 360 derece olacaksa 180, 90, 130, burası da 50 derece olacak. Bunu da bir yazmış olalım. Peki. Afyon'un Sandıklı ilçesinde jeotermal seralardan iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilen sebzeler yurt içinde büyük kentlere, Rusya'ya ve Avrupa'daki pek çok ülkeye gönderiliyor. Buna göre yeni sera oluşturacak bir çiftçinin hangi sebzeyi ekmesi daha kazançlı olur diyor. Peki. Şimdi arkadaşlar, en kazançlı olan bizim ürünü bulmamız, tespit etmemiz gerekiyor. Bunun için de size şöyle pratik bir şey söyleyeceğim çocuklar. Şimdi domatesden yola çıkarsak, domates ekili alan 180 derece. Verdiği ürün miktarı ise 800 kilo. O zaman 1 dereceye, yani 1 birime ne kadarlık bir verim veriyor? Bunu hesaplamak için 800'ü 180'e bölersek yaklaşık 4 çıkacak. Aynı şekilde biber 200'ü, biberin kırmızıydı arkadaşlar, 205'e böldüm, burada da 4 çıktı. Şunları yazayım. 4 TL, 4 birimlik bir verim veriyor. Sonra kime hesapladık? Biberi hesapladık. Bu da 4 birimlik bir birim veriyor. Patlıcana bakalım. 150 kilogram çıkmış. Ne kadar ekmişiz arkadaşlar patlıcandan? 40 derece ekmişiz. Bu da yaklaşık bir 4 birimlik kadar veriyor. Yaklaşık değerler burada kullanıyorum. 150 bölü 40. İşte 38-37 gibi bir şey çıkacak ama 3,7-3,8 yaklaşık 4 alıyorum. Salatalık 400'ü 90'a böldüğünüzde bu da yaklaşık 4 birimlik bir şey veriyormuş gibi düşünebilirim. Bunlara 4 yazdım. Şimdi bunların her bir tanesini kilogram fiyatıyla çarparsam eğer 4 kere 5 20 birim kazanıyor buradan. Buradan 32 birim kazanıyor. Bak bu daha güzel bir şey. Biber ekmek daha hesaplı. Buradan 36 TL. Salatalıktan ise 16 TL'lik bir kazancı var. Dolayısıyla burada en kazançlı olan tabii ki patlıcan olacak arkadaşlar. Dolayısıyla C olacak. İnşallah şu geçişi yapmış olduğum pratik işlemi anlamışsınızdır. 29. İslam sonrası Türk sanatlarının üzerinde önemli etkisi olan Büyük Selçuklu dönemi hem mimari özellikleri hem de süsleme detayları açısından gizli bir hazinedir. Aşağıdaki desen o dönem inşa edilmiş bir camiye ait detaydır demiş arkadaşlar. Burada deseni verilmiş bize. Deseni inceleyen Serap, desenin tekrar eden belli dikdörtgenlerden oluştuğunu tespit ediyor ve onları çiziyor. İşte şu var arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz kenar uzunluklarını buraya yazmış. Başka bir desen yapmak isteyen Serap, yukarıdaki dikdörtgenleri üst üste gelmeyecek şekilde kullanarak aşağıdaki bir desen yapıyor. Buna göre elde ettiği desenin içinde kalan boş kısmın alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Boş kalan kısmı görebiliyor musunuz? Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane büyük kullanmış, işte ortada bir şeyler var. Şurada beyaz olan kısımlar var. Boş kalan kısım burası arkadaşlar. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor bizim? Şuradaki öncelikle büyük dikdörtgen ya da kare gibi şeklin alanını hesaplayıp şuradaki her bir parçanın alanını çıkartmamız gerekiyor. Şimdi büyük dikdörtgenin alanını bir hesaplayalım biz. Şurası Y arkadaşlar. Bak yukarıdan kopya çekiyorum. Şurada bir tane uzun gelmiş. Burası 4Y. Bir tane daha kısa gelmiş. Y. O zaman bunun tamamı 6Y. Burası 6Y oldu. Tamam. Peki devam edelim. Şurası ne olacak arkadaşlar? Şuradaki kısma baktım. Buradaki kısım direkt karşıda. Bak görüyor musun? 9X'e eşit. O zaman büyük dikdörtgenin alanı, büyük dikdörtgen, kısa kenar çarpı 6y çarpı 9x'ten ne olacak? 6 kere 9, 54 xy olacak. Pekala, bunu hesapladık. Şimdi ikinci kısım başlıyor. Şunların alanlarını tek tek bir hesaplayalım. 9xy, 3xy, değil mi? 3x çarpı y, xy. 4xy, 2xy, xy. Pekala. Şimdi şundan
Şu sırasıyla gidelim çocuklar. Şundan kaç tane var? 2 tane var. O zaman ne yaptı bu? 18x'ye yapacak buradan gelen. Şuraya bakıyorum. Bundan kaç tane var? 1 tane var bak, ortaya koymuş. O zaman 1 tane 3x'ye gelecek. Şu küçük beyaz kareden bir tane kullanmış, bir tane x'ye de buradan gelecek. Bunları topladım. Yani pratik olsun diye hemen toplamak istiyorum. Burası 1x'ye bu arada. 18, 19, 22x'ye oldu. Devam edelim. Şunları da yazalım çocuklar buraya. Şundan kaç tane kullanmış? 1, 2 tane kullanmış. 8x'ye artı. Şu küçükten bir tane kullanmış, 2x'ye artı. Küçük kareden de, siyah küçük kareden de bir tane kullanmış, 1x'ye de bu. Ya da x'ye de yazabilirsin. 8, 11x'ye de buradan kullanmış. Şimdi 11x'ye burada, 22x'ye burada. Şunları topladım. Ne yaptı? 33x'ye. Doğru mu? Peki, büyük dikdörtgen alanı 54x'yeydi. 33x'ye de herhangi parçalarımız var. Aradaki boşluğu bulmak için çıkartacağız demiştik. 33x'yi çıkartırsam bu durumda 21 tane x'ye elde ederiz. Evet. Son soru, çok şükür çocuklar, değil mi? Biraz İstanbul zorladı bizi. Soru sayısı fazlaydı. Bazı sorular kolay, bazı sorular zordu ama sonuçta çok sorunlu olması her zaman ne yapıyor? Biraz zorluyor bizi arkadaşlar. Pekala, hadi son sorumuzu çözelim. Artık İstanbul'u bitirelim. Aşağıda bir sinemaya ait iki salonun oturma planı verilmiştir. Arkadaşlar, yatayda baktığımda birden x artı 4'e kadar gidiyor. O zaman buradaki uzunluk x artı 4 diyebilirim. Şuradaki uzunluk ise birden başlamış. 1, 2, 3, 4 ta x'e kadar gidiyor. Buraya da x dedim. Tamam. Aynı mantıkla şurası x eksi 5. Aynı mantıkla şurası da nereye kadar gelmiş? X eksi 3'e kadar gelmiş. Bakın. Tam karşısına aldım. Peki. Salonda koltuk sıraları şeklinde isimlendiriyor. Evet, yukarıda gördük zaten. Salon 1'deki koltuk sayısı. Salon 2 koltuk sayısından fazla. 1, 2'den büyük arkadaşlar. Salondaki koltuk sayıları arasındaki farkı veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeş olabilir demiş. Peki, şunun alanını bir hesaplayalım. Neydi bunun alanı? X çarpı x artı 4. Hocam nasıl çıktı? Ya bu dikdörtgen ya. Öyle düşünelim. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardır. X çarpı x artı 4. Ne çıktı buradan da? X kare. X'i dağıtırsam eğer artı 4x çıktı. Doğru mu? Pekala. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şunun alanı neydi? Bunu da rengimizi değiştirelim. X eksi 3 kısa kenar çarpı uzun kenar yapıyorum. X eksi 5. Ha, burada ikili bir çarpma yapmamız gerekiyor. Yaparız. X eksi çarptım x kare. X'e eksi 5 çarptım. Eksi 5x. Şimdi eksi 3'ü dağıtmaya başlıyorum. Eksi 3x artı 15. Şu ortada benzer terimler var çocuklar. Şunları işleme sokarsak x kare eksi 8x artı 15 yapacak. Şimdi ne söylemiş bana? Bu ikisi arasındaki farkı soruyor. Yani bizim burada bir çıkartma işlemi yapmamız gerekiyor çocuklar. Kimden kimi çıkartacağız? Büyük olan buydu. X kare artı 4x'ten çıkartacağım. X kare eksi 8x artı 15. Bak dikkat et, burada çıkartma yaparken parantez kullandım. Çünkü eksi ne yapacak? Bunların hepsine dağılacak. Hepsini çıkartacağız çünkü. Dolayısıyla şunları eksi hepsini işaret değiştireceğinden dolayı şunları bir yazalım. X kare artı 8x eksi 15. Eksi ne yaptı? İçerideki her şeyin işaretini değiştirdi. Burada da x kare artı 4x var. Şimdi artı x kare eksi x kare birbirini götürdü. 4x 8x daha 12x eksi 15 oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız pardon, yanlış değil, dur. Böyle bazen değil mi, hatalar yapabiliyor, siz de yapıyorsunuz, acele ediyorsunuz. 12x eksi 15 doğru cevabımız, B şıkkı olacak. Çocuklar böylece Nisan ayı çalışma soruları içerisinde İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yayınlanan 30 tane soruyu beraber çözmüş olduk. Bu şekilde Nisan ayının, Mayıs ayının yayınlandıkça sorularını çözmeye devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki derslerde görüşmek üzere, hoşça kalın.